sizlerle paylaşıyoruz. Bir yayın yapıyoruz, canlı yayın. Şu anda binlerce insan bizim bu Periscope, Facebook, Twitter üzerinden izliyor. Dolayısıyla sizin vasıtanızla birçok mesaj veriyoruz. Tabii Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Ama onun ötesinde tabii herkesin kendi kişisel sorunu var. Ülkesine karşı, bayrağına, toprağına, varlığına karşı. O nedenle en iyi milliyetçilik aslında insanın kendi evinde iş düzenini düzgün, ahlaklı, topluma karşı duyarlı sağlamak. Sonra da tabii bir de idarecilerin kendi düzeni var. O da belediyesi. Bir belediyenin de en önemli sorumluluğu hiç şüphesiz sokağına, esnafına karşı. Bunun için de en önemli şey düzen. Yani takip edilebilir, kayıt altına alınmış, sağlıklı bir düzen. Maalesef Beşiktaş'ta, aslında Beşiktaş'a da hiç uygun olmayan, yakışmayan bir yerleşik bir düzen var. Yani aslında görünen o güzelim güzelim Beşiktaş'ın, İstanbul'un kalbi olan o güzelim Beşiktaş'ın kimliğine de uygun olmayan bir yapısal sorunlar almış başını gitmiş. Bunlardan bir tanesi de ruhsat düzeni. Yani o kadar büyük bir sorun ki bu. Size şimdi bir rakam vereceğim, resmi rakam. Bakın burada yayında da paylaşıyoruz. Henüz tam tespit edemediğimiz 2 yıllık çalışmanın sonucunda bile ama takriben 7500 ile 9000 arasında ruhsatsız işleri var. Şimdi aranızda muhtemelen çok uzun yıllardır ruhsatı olmayan esnafımız da var. Hatta şöyle bir iki tanesinden bahsedebilir belki müdürümüz. Yani vergi levhası almanın yasal bir zorunluluk olduğunu bilen ama işe ruhsatı almanın gereksiz olduğunu düşünen bir şey oluşmuş. Düzen oluşmuş Beşiktaş'ta. Ve biz ruhsatlamaya çalışıyoruz. Tabii bu kolay değil. Yani insanımızı bu alışkanlıklarından sürekli taciz ederek öyle ki şu ruhsat ve işgaliye ve bir de seyyar düzeni benim 2 yılın sonunda artık burama kadar getirdi istediklerimi yapamadığım için zabıtanın tamamını yani zabıta yöneticilerin tamamını bir gecede görevden aldı. Ve işler düzgün yürümeye başladı. Bilmem anlatabildim mi ne demek istediğimi. Yani düzenin aslında kötü olmasının nedeni bu alışkanlıkların değişmemesinin bir nedeni de aslında kamu kurum olarak biziz. Çünkü yeterli duyarlılığı göstermemiş, yeterli mücadeleyi vermemiş. O nedenle bizim benim için her ruhsat töreni çok değerli. Şu anda bugün çağrılan kaç kişi? 111, işte 60 gelmiş. Böyle her hafta biz ruhsat töreni yapıyoruz. Ben çok ısrarla arkadaşlarım iteklesem de işte 7500 ile 9000 arasındaki ruhsatsız işlerini ruhsatlamak bürokratik olarak da kolay değil. Öyle ya sonuçta sizin aşağıda ruhsatta kaç kişi çalışıyor? 10 kişi mi? 11 kişi sonuçta ruhsatın özellikle imar planı açısından, imar hukuku açısından sorunlu bir bölge olan Beşiktaş'ın. Yani neden sorunlu? Çünkü bir Boğaz görünüm. Var mı Boğaz ön görünümde olan? Yani Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme burada var mı? Yok. Ortaköy Boğaz görünümde değil. Orası bizde. Boğaz ön görünümde yani Boğaziçi İmar Yasası'na ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne tabi. Bizde değil. Ama bize ruhsat yetkimizde. Bu karmaşıklık var. Boğaziçi geri görünüm farklı bir hukuki statüye sahip. Her imar hukuk açısından. Dolayısıyla ruhsatı da etkiliyor. Yine aynı şekilde kentsel sit alanları var. Tarihi sit alanları var. Yani Türkiye'nin en karmaşık imar yapısından da kaynaklı ruhsatlama sorunları da yaşıyoruz. Yani bir risk almadan ruhsatlama yapmak da kolay. Yani bugün ruhsatsızlığın tek nedeni belediyenin ya da zabıtaların ya da bu konudaki sorumlu ruhsat müdürlüğünün, ruhsatçıların işe duyarsızlığı değil. Risk almamaz. Çünkü her attığınız imzanın bir sonucu var. Muhalefet belediyesiniz. Müfettişler her an kapıda. Her an bir şey arıyorlar. Zaten bizim partiden de arkadaşlar var. Her an bizde bir şey arayan. Yani bizi altımızı oymaya çalışan. Dolayısıyla risk almamız gerekiyor. Biz aldık o riski. Türkiye'de rahmetli Yazıcıoğlu'nun güzel bir ifadesi vardır. Türkiye'de ihmali mesuliyet yoktur. İcrai mesuliyet vardır. Ya daha kötü. Oysa ihmali mesuliyete yüklenmek lazım. Neden?
duyarsız olmaya yüklenmek lazım. İş yapsın insan yeter. İş yaparken hata yapar. Hata aramak yerine ne yapmak lazım? O hatayı bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı? Kamu lehine mi yaptı, kamu aleyhine mi yaptı? Kendine mi menfaat sağladı, yoksa kamuya menfaat sağlamak adına mı yaptı? Ruhsat dediğin şey, Beşiktaş'ta çok değerli sevgili arkadaşlar. Yani öyle rakamlar, öyle işler biliyor ki. Onun için de bu toplantıları yapıyoruz. Onun için kameraların önünde canlı yayında söyleyeceğimiz kelamı söylüyoruz. Çünkü ruhsat için bu işin simsarları var. Onları yok etmek de kolay değil. Yerleşmiş düzen, onları düşünebiliyor musunuz? Diyelim 30 tane simsar var, 50 tane simsar var. Bu işi meslek haline getirmiş, onların da işini yok ediyorsun. Onların size duyduğu aktif husumetin sizin hiçbirinizin haberi yok. Ama belediye başkanı olarak ben muhatap oluyorum. Risk dediğim o işte. Bir sosyal medya denen bir şey var. Adam ne yapıyor? İşine gelmedi mi sosyal medyadan 3 tane fake hesaptan aleyhinde oraya yazıyor. Ne yapıyor? Dün 17-25 Aralık diyor. Bugün FETÖ'cü diyor. Yarın başka bir şey diyor ama diyor yani. Onu kirletmek için her şeyi yapıyor. Bu Twitter denen bir melanet var. Hani Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor ya. Doğru söylüyor. Doğru yani. Bu sosyal medyayı o kadar kötü kullananlar var. Biz bütün bunlarla mücadele ediyoruz. Kolay değil. Çünkü lehine iş yaptığınız halkımız, milletimiz size pasif, güzel bir duyguyla bakıyor ama öbürü aktif husumet duyuyor. Ve aktif husumeti, ne demek aktif husumet? Günlük ve sürekli olarak sizi taciz edebiliyor. Çünkü adamın ekmeğini alıyorsun elinden. Hangi ekmek? Simsarlık. Hangi ekmek? Rüşvet. Engelliyorsun. Çünkü onun burada da uzantıları var. Yani FETÖ'yü başka yerlerde aramaya gerek yok. Her yerde var. Devlet dediğin müesseseyi bunlardan korumak gerek. Bunun da şeyi, en önemli kuralı devlet düzeyinde taviz vermeyeceksin. Siyaseti aracılık ederek, siyasi düşünerek aracılık etmiyoruz, etmeyeceğiz. Koltuğunu düşünerek yapmayacağız. Ruhsatlama bu yüzden çok ama çok önemli. O yüzden bir şekilde size, dolaylı ya da dolaysız, işte ben ruhsat işini yapayım, ruhsatı aracılık edeyim, hemen halledeyim diyenler varsa onlar Allah kahretsin. Bunları söylemiyorsanız bize illa isminizle söylemeniz gerekmiyor. Hani olabilir, çekinebilirsiniz, diyebilirsiniz. Ya ben ruhsatımı aldım kardeşim, ne başıma bela var. Belki size yapılanı, yapılmış olanı telafi edemeyebilirim ama yapılacak olanları engelleyebilirim. Onun için lütfen isimsiz de olsa ama tafsilatlı yani deyin ki şunlar şunlar şöyle yapıldı. Ben onu araştırayım. Ama özellikle bilmenizi istiyorum. Hiçbir şekilde biz ruhsattan resmi ruhsat belediye dışında en ufak bir talepte bulunmuyoruz. Ben belediye olarak yasal hakkımı kullanarak bazı yerlerden ek ücretler talep ediyorum. Bağışlar talep ediyorum. Bunu resmi istiyorum ama. Kanun bana bu hakkı da vermiş. Kamu vicdanı da buna ses çıkarmaz. %100'ü kamu adına istiyorum. Ne yapıyorum? Bunu nereden istiyorum? Bir, büyük ölçekli işletmelerden şehre yük getirdiği için. Mesela bir restoran açılıyor, önüne vale gelecek, önüne araba gelecek, önüne bir de şehre yük getiriyor çünkü. İşte Beşiktaş çok önemli bir yer, çok değerli bir yer. Yük getiriyorsa şehre, diyorum ki bir dakika, o yükü bedelini ödeyeceksin. Ama öyle küçük işletmelerden, bakkal, dükkan, efendim söyleyeyim, ofis, bunlardan bakın. Resmi şey dışında kimse para isteyemez. Komşularınıza ruhsatsız olan yerlere lütfen söyleyin. Direkt gelsinler, biz onların her türlü işini çözeceğiz. Evet, biraz grup oluyor. Ne yapalım? Kolay değil. Bu kadar ruhsatsız işlerini çevirmek, bu kadar her yer, her diğer ilçelere göre belki iskansız binamız daha az ama özellikle imar hukuku nedeniyle bazı yerleriyle oynandığı için o yerlerin, o binaların bazı sorunlar yaşasak da biz çözümcü bakıyoruz bu ruhsatlama sürecine. Bunları paylaşmak için sizlerle böyle bir hem ruhsat töreni yapıyorum. Sen de bizzat ben ruhsatları teslim etmek istiyorum. Birçoğu zaten bildiğim kadarıyla ve burada diğer ruhsat törenlerinde gördüğüm kadarıyla şirketler. Yani sizler birçoğunuz
şirketinizi temsilen geldiniz buraya. Ama bu vesileyle de patronlara da selamlarımı lütfen iletin. Beşiktaş'ta bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tabii zor günlerden geçiyoruz. İşte bir devletimizin tanımıyla ve aktarmasıyla bir terör örgütünün gerçekleştirdiği bir darbeyi, girişimini yaşadık. Nereden gelirse gelsin, her ne şekilde olursa, hangi niyetli olursa olsun sevgili arkadaşlarım, hem ben Beşiktaş Belediye Başkanı olarak hem de bir 30 yıldır siyaset yapan bir kardeşiniz belediye başkanınız olarak şunu bilmenizi istiyorum. İçinizde yaşadığımız endişelere, yani bugünkü siyasi iktidarın yarattığı, toplumun önemli bir kesiminde yarattığı endişelere, kuşkulara, demokrasiye dair gelecek endişelerine rağmen sevgili arkadaşlar, ne çözeceksek demokrasi içinde çözeceğiz. Darbeler hangisi olursa olsun, işte 3 tane fiili darbe, bir de 2 tane darbeden bahsedelim. 12 Eylül'ü çok acı bir şekilde yaşamış birisiyim. Benim ailem son derece böyle devlete, millete bağlı, son derece düzgün bir aile olmasına rağmen yine 12 Eylül öncesindeki sıkıntıları da yaşadı. 12 Eylül'den sonra alkışladığı, yani toplumun çok önemli bir miktarını alkışladığı 12 Eylül darbesinden sonra da birçok sorunlar yaşadı. Şimdi gerçek şu, darbeler demokratik sürece en büyük darbeyi vuruyor. Çünkü kendi içimizde çözmek zorundayız. Demokrasi içinde demokrasi kültürünü geliştirmek zorundayız. Darbeler o demokrasi kültürünü maalesef gelişmesinin önündeki en büyük engeller olmuştur. Bir türlü kendi kendimize çözemedik sorunları. Belki de 15 Temmuz bu darbe girişimi kendi kendimize çözmenin de inşallah fırsatını verdi bize. Milletimiz bir birlik içinde sahip çıkıyor. Bakın Beşiktaş'ta 2 tane şehidimiz var. Birisi benimle aynı siyasi görüşte. Genç bir kardeşim. Ortaköy'den. Ben askerden yeni gelmiştim ama daha 22-23 yaşında bir gencecik evladım yaşıyor. Hayır, olmaz. Ben abi başvuracağım diyor, gidiyor maalesef. Gencecik çocuk bir köprüde şehit oluyor. Diğer kardeşimiz de farklı bir siyasi görüşten, o da aynı tavrı gösteriyor. Aslında her ne kadar şeyde gözükse, öne çıkanlar, özellikle hükümet ve AK Parti yönünde istikametinde oy kullanmış insanlar gibi gözükse de milletimiz toptan neredeyse demokrasiye sahip çıktı. Hele hele içinde buradan hem kameraların önünde de paylaşmış olayım. Benim bir yakınım var. ODTÜ'de öğrenciyken 78 yılında bir İranlı mühendisi seviyor öğrenci. Sonra onunla evlendi. Babası eski senatör oldu. Kitabı da tavsiye edeceğim size. Ailesinin muhalefetine rağmen İran'a gidiyor. Ve o İran Hümeyni darbesi oluyor. O da cumhuriyetçilerle Hümeyniciler Şah düzenini, Pehlevi düzenini ortadan kaldırmak üzere birleşiyorlar ve deviriyorlar. Onlar edildikten sonra Hümeyniciler ilk kişi birlikte o devrimi, yani Pehlevi'yi, Şah'ı, Şah rejimini yok ettikten sonra ilk işleri birlikte hareket ettiği o cumhuriyetçileri yok etmek oluyor. Muhtemelen ki bu darbenin, darbe girişiminin içinde durumdan vazife çıkan darbeci ama cumhuriyet değerleriyle barışık, işte o yurtta sur bildirisinin samimi olarak da arkasında duran ama yanlış bir kararla darbenin içine giren insanlar da vardı. Ama ben eminim, eğer gerçekten bu göründüğü gibi bir FETÖ örgütlenmesi ve yapısı varsa, ki görünen o ki var, İlk işleri onları da yok etmek olacaktı. Türkiye çok büyük bir beladan, çok büyük bir felaketten ben de samimi olarak kurtulduğunu düşünüyorum. 12 Eylül'ü yaşamış bütün siyasi hayatı ve siyaseti darbelere karşı ve özgürlükçü bir anlayışla şekillenmiş Beşiktaş kimliğinin de temsil eden belediye başkanınız olarak söylüyorum. Türkiye'nin bu işi çözmesi gerekiyor. Zorluklar yaşayacağız. Milletimiz Aziz Atatürk'ün bu ülkede yaşattığı değerlere ilişkin saldırıları daha çok yaşayacak. Ama bu mücadeleyle olur. Ama benim sorumluluğumda, eğer sizler de bu düşünceleri paylaşıyorsanız, sizin sorumluluğunuzda buna samimi olarak sahip çıkmaktır. Niye?
bir arkadaşlarım aradığı üzere yaşadığımızı sorundu. Açıkçımızı. Burada duran iki kişi var. Burada bir çoğunluğu ile aynı değerleri taşıyor. Türk zorunlu olduğu daha kalır. İnsan meydana geldiği görüşten sonra Türk biraz cevap arazi. Cumhuriyet'in değerlerini taşıyan insanlar bu işe başlaması lazım. Türkiye'nin değerlerine sahip çıkmak, kendi varlığımıza sahip çıkmak biraz da açıkçası bunu göstermek olur. Sahip, demokrasi zor zanaat. Sahip çıkıldığında, sahiplendiğinde anlam ve değer kazanıyor. Dolayısıyla hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bunun da yine en önemli yollarından biri yaptığımız işi iyi yapacağız. Biz de bu amaçla hem milli ve manevi değerlerin en güzel yaşandığı hem de çağdaş değerlerin birlikte güzel yaşandığı bir semt olan Beşiktaş'a sahip çıkmaktır. Beşiktaş'a biz inşallah en güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Bunun da yollarından bir tanesi düzeni kurmaktır. O yüzden bu ruhsatlar çok önemli ve değerli. Sizler de esnaf olarak bu düşüncelerimizi aktarmanız, Beşiktaş'ın değerine, anlamına, aslında kendi buradaki varlığınıza uygun olarak, belki birçoğunuz sanıyorum belki yarısından fazlası bu buranın, Beşiktaş dışından geliyor. Beşiktaş'ın farkında aslında yaşadığı yerle karşılaştığını görüyor. O nedenle ise buna uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Ruhsatla ilgili hassasiyetimizin en başında da bu var. Sanıyorum daha bir 5-6 bin ruhsatımız var sırada değil mi? Yetiştiremiyoruz inşallah. Sizler şanslısınız. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Ruhsat müracaatını son 3 ayda yapan var mı burada? Son 3 ayda. Demek ki yarısından fazlası eski esnafımız değil mi? Peki şöyle bir 5 yıllık esnaf var mı burada? Yani 5 yıldır burada olan. Kalmadan bir ceza olan yok. Ben geçmişle ilgili... Evet, ruhsatsız olarak. Demek istediğimi anladınız mı? 10 yıl bakın. Ben hiçbir şey arkadaşıma talimat verdim. Hayır. Demek ki ben şunu için sordum. Arkadaşlarım da burada siz bunu biliyorsunuz. Benim anlattıklarım doğru mu ama arkadaşlarım da görsün diye söyledim. Yoksa geçmişe dair bir talimat verdim. Hiçbir ceza, şu bu. Geçmişle ilgili hiçbir uygulama yapmıyoruz. Yapılmadı değil mi? Sadece normal bu herkes gibi ruhsat harcını yapıyoruz. Peki. Ben tekrar teşekkür ederim. Ruhsatlarınızın hayırlı olmasını diliyorum.